Erdoğan ve AKP'si kendi siyasi iktidarını tahkim etmek için dini inançlar ve mezhepler üzerinden toplumu kutuplaştırma siyasetini tercih etti. Tek adam yönetimine dayanan siyasal düzene uygun olarak toplumsal düzeni de dini esaslar çerçevesinde yeniden düzenlemeyi hedefledi bu iktidar. Eğitim politikaları, kadın politikaları bu hedeflerine uygun bir şekilde tercih edilmeye başlandı. Nitekim Erdoğan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere yayılmacı ve selefici dış politikasına, kutuplaştırıcı iç politikasına uygun olarak toplumu yeniden, toplumsal düzeni yeniden düzenlemek üzere adımlar attı. Şimdi bu siyasetini ilkokul ve okul öncesi çocuklara kadar indirmek üzere girişimleri söz konusu. Ancak şunu çok açık ifade edelim. Siyasi iktidarın siyasi gericiliğe dayanan bu politikaları şimdiye kadar tutmadı, bundan sonra da tutmayacak. Gerçek bir laiklik için, dinin devletten ve okuldan uzak tutulması için, belediyeler dahil devletin çeşitli inanç gruplarına, dini gruplara ve mezheplere destek vermemesi, tanıdığı ayrıcalıkların son bulması için, inanma ve inanmama hakkını güvence altına alan gerçek bir inanç özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da mücadele edeceğiz. Laiklik mücadelesini, gerçek inanç özgürlüğüne dayanan laiklik mücadelesini demokrasi mücadelesinden ayrı tutmuyoruz. Dolayısıyla demokrasi mücadelemizin bir parçası olarak gerçek laiklik içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Merhaba. Laik, kamusal, bilimsel okul öncesi eğitim her çocuğun hakkıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı kamusal mali durum beklentiler raporu ile birlikte 5 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin başlatıldığı açıklamaları yapıldı ve şuradan kararlar çıkartıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan Kur'an kursu eğitiminin sunduğu eğitimin müfredatı, içeriği, okul öncesi eğitim kapsamında değerlendirilmesi için gerekli koşulları sağlamamaktadır. Bu kurslarda görevli kişilerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca saptanmış pedagojik formasyon ve yüksek öğretim kriterlerini taşımamaktadır. Ayrıca çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerinin yanında pedagoji bilimine aykırı bir şekilde soyut bilgiler dayatılmakta, çocuk hakları normlarında da var olan mevzuata ters düşmektedir. Bu kurumlar artık sadece dogmatik düşüncelerin çocukların zihinlerine boca edilerek hayatlarının çalındığı yerler değil, fiziki ve psikolojik şiddetin, cinayetin, tecavüzün, kısaca her türlü vahşetin yaşandığı yerler haline gelmiştir. Eğitim kamusal bir haktır. Barınma hakkı da tüm çocuklarımızın en temel hakkıdır. Sosyal devlet ilkesinin temel gereği olarak ücretsiz sağlanmalıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatta kalması ve demokratik bir eğitim alması bu dinci döngünün kırılmasına, kamusal, laik, bilimsel eğitimin yaşama geçirilmesine bağlıdır. Çocukların ve gençlerin etrafını çevreleyen hayat çoğuldur, renklidir, kamusaldır. Hayat farklı olan kişi ve topluluklarla etkin karşılaşmalara açıktır. Dindar ve kindar bir nesil yetiştirme arzusunun yaşamda karşılığı yoktur. Ancak oluşturulan kamusal ve toplumsal denetimden uzak yapılar, yaşamla bağları zayıflamış çocukların yaşamına mal olmaktadır. Geleceğe güvenle bakması gereken, özgüveni ve yaşam enerjisiyle topluma umut olması beklenen çocuklarımız ve gençlerimizin hayatlarının bu şekilde karartılması, yıllardır izlenilen politikaların ve toplum mühendisliğinin bir sonucu olarak görülmelidir. Uygulamaya geçirilmek istenen eğitim hakkı ve çocuk hakkı ihlalidir. Özellikle biz yurttaşların, velilerin ve eğitimcilerin görevi bu yapılardan çocuklarımızı uzak tutmaktır. Her anne ve baba, tüm veliler çocuğunun eğitim süreçlerini takip ederek onların yanında olup destek olmalıdırlar. Zorunlu din dersi uygulamasının hayata geçirilmesi ülkemizi nitelikli, bilimsel, laik ve kamusal eğitimden daha da uzaklaştıracaktır. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor ve bu kararı kabul etmiyoruz. Zorunlu din derslerinin genişletilmesi değil, tümüyle kaldırılmasını talep ediyoruz.